Kalkmaz kuvvetle muhtemel Tebriz civarlarında bir yerde. Gelen istihbaratlar da bu yönde paşam. Tebriz mühim. Şayet orayı ele geçirirsek bütün Acem diyarı hakimiyetimiz altına girer. Mühim olan ele geçirmek değil paşa. Orada kalıcı bir sulh sağlamak. Hakimiyetimizin olduğu her yerde sulh de vardır paşa. Mesele de bu zaten. Askeri olarak bizimle baş edemezler. Fakat biz ne vakit geri dönersek onlar tekrar doğuya hakim oluyorlar. Selçuklulardan beri bu böyle. En son Sultan Selim Han Çaldıran'da büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat vaziyet ortada. Ne yapmak lazım paşam? Aklınızda bir şey var mı? Evvela Safevileri yeryüzünden sileceğiz. Akabinde bölgeye hakim, kuvvetli bir hanlık kurulmalı. Ve başına Osmanlı'ya, Sultan Süleyman'a bağlı kudretli bir han tayin edilmeli. Başka bir devlet kurmaktan bahsediyorsunuz paşam. Afşar Bey'im, ben Şah Tahmasp'ın hususi ulaklarından Piştar Karali. Size bu mektubu teslim etmem emredildi. Şahımız Tahmasp, İbrahim Paşa'yı öldürmemizi emretmişler. Acem diyarı İstanbul'dan yönetilemez İskender Çelebi. Mutlak surette Osmanlı'ya bağlı bir devlet kurulmalı. Peki bu kudretli han kim olacak? Aklınızda biri var mı? Ben kimi münasip görürsem o olacak. Hünkârımız ne dediler? Bu yüce fikrinizi paylaşmışsınızdır herhalde. Daha evvel hiç savaşmamış birisi için epey kıymetli bir kılıç bu. Hı? İnşallah kullanmasını biliyorsundur. Zira ihtiyacın olacak. Meclis sona ermiştir. Derhal hazırlıklara başlayın. Şimdi. Evet. Hünkârımız bunları sizler için hususi getirdi. Hangisi benim? Sizin için beyaz olan atı seçtim sultanım. Lakin beğenmediyseniz. Hayır, çok beğendim. Sultanım, size bir şey vermem gerek. Neymiş o? Nedir bu? Kim gönderdi?
İskender Çelebi. Gülfem Hatun, sen ne yapıyorsun burada? Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Valide Sultan'ın dairesini kendisi için hazırlamamızı buyurdular. Benim niye malumatım yok bundan? Bunu Hürrem Sultan'ımıza sual edersiniz. Hünkârımız bu dairenin boş kalmasını buyurdular. Kendileri aksini söylemediği müddetçe bu daire boş kalacak. Gülfem Hatun, bu sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yıkıl karşımdan, defol. Sultanım, evvela selam eder, mutlak zaferinizi kutlarım. Size bu mektubu veren Rüstem Ağa'ya itimat edebilirsiniz. Kendisi benim yetiştirdiğim sadık ve yetenekli bir zattır. Bilhassa yokluğumda size faydası olacaktır. İlaveten bana bir emriniz olur ise Rüstem Ağa ile haber verebilirsiniz. Hürmetlerimi sunarım. Rüstem Ağa. Buyursunlar sultan. Senin vazifen ne? Mirahur tayin edildim sultanım. Hünkârımız sana atlarını teslim edecek kadar güveniyor demek. Lütfettiler sultanım. Burada ne yazdığını biliyorsun değil mi? Size hizmet etmekten şeref duyarım sultanım. Güzel. Mirşima Mehmet. Hadi dönüyoruz. Anne, ben ata binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mirşima. Gel. Ayaz Paşa, İbn-i Kemal Efendi'nin vaziyeti nedir? Hünkârım, Şeyhülislam Efendi'nin hali iyi değil. Hekimler çaresiz. Rumeli Kaz askeri Sadullah Sade Efendi'ye haber yolla. İbn-i Kemal Efendi'nin vefatı halinde kendisini Şeyhülislam olarak tayin etmek isterim. Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Hızır Reis'in şanına yakışır bir şekilde karşılanmasını sağla. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Söyle Kasım Paşa. Hızır Reis'i hepimiz sever, hayranlık duyarız. Lakin başına buyruk ve devlet terbiyesi almamış bir zat-ı muhteremdir kendisi. Payitahttaki varlığı faydadan çok sıkıntı yaratabilir. Cezayir Beylerbeyi olarak görevine devam etmesi devlet-i âliyenin nizamı için... Hızır Reis, uzun yıllar devlet-i âliyeye hizmet vermiş kudretli bir Osmanlı beyidir. Rabbime şükürler olsun ki ordumuz karada mutlak hakimdir. Lakin bunu denizler için söylemek güç. Bu yüzden kuvvetli bir donanmaya ve dahi onu yönetecek büyük bir kumandana ihtiyacımız var. İşte bu kumandan Hızır Reis'ten başkası değildir. Yüzebilecek misin? Yüzerim ama. Benimle gel. Buradan çıkış yok. Adamlar kapıda var. Öldürürler bizi. Ne yapacaksın? Ben ölüyorum. Nefes almam lazım. Böyle söyle. Nasıl ben? Başka çare yok. Yoksa kardeşini unut. Bir daha göremezsin. Kız hasta. Ölüyor. Nefes burada yok. Ölecek. Ölüyor. Su lazım, ne olur su vereyim.
alamıyor. Ölecek. Hekim çağır. Durma. Tamam, bekleyin burada. Hekim çağıracağım. Silvia, haydi atla. Sen gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Olmazsan da gelecek. Birlikte gideceğiz biz. Uli çok zengin, güçlü. Bizi korur. Silvia, haydi durma, atla. Uzaklaşıyoruz. Ama bunu al. Yüce İsa yanında olsun. Haydi. Sen niçin gitmedin onunla? Hı? Fırtınadan sağ kurtuldun. Üstelik onlarca kişinin öldüğü bir fırtınadan. Geldiğinde Farsça konuşuyordun. Şimdi ise dilimizi konuşuyorsun. Üstelik en az benim kadar. Kimsin sen Hatun? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Kim olduğum, nereden geldiğim mühim değil. Ben bir köleyim ve aşağıdaki hatunlar gibi kaderime gidiyorum. Reis, bağışlayın. Hastayım deyince soluklansın diye çıkarmıştım. Hekim çağırmaya gittim. Diğer hatun hemen alırız reis. Bırakın gitsin. Bu hatunu da götürün yerine. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanı açıyorum. Şehzade Hazretleri, müsaadeniz olursa sarayla alakalı malumat vermek isterim. Dinleyeceğim Lala. Her şeyi bilmek istiyorum. Fakat evvela Bekir Ağa'yı anlat bana. Zira kulağıma bazı laflar geldi. Bekir Ağa hakkında ağır ithamlar var. Rüşvet, iltimas, vazifeyi kötüye kullanma. Nedir bu işin aslı astarı Lala? Kim ne biliyorsa anlatsın. Esnaf su koyuverdi Bekir Ağa'm. Kimse bir şey ödemiyor. Şehzade geldi ya, ondan medet umuyorlar. Az biraz bekleyelim bakalım. Sonra bilirim ben onlara yapacağımı. Şehzade Hazretleri beni görmek istemişler. Bekleyin, çağrılacaksınız. Ne oldu? Niye çağırmışlar? Bir şey söylediler mi? Bir malumatım yok ağam. Sizi şikayet etmiş falan olmasınlar ağam. Tasalanma. Şikayet etseler ne olacak ki? Şehzademiz daha bir çocuk. İki lafımla onu avucumun içine alırım. Ondan sonra da aynı nizam devam edip gider. Bekir Ağa! Şehzade Hazretleri, beni buyurmuşsunuz. Gel şöyle yaklaş. Huzurunuzda olmak benim için büyük şeref. Bu sayede yüce devletimiz için yapmış olduğum kıymetli hizmetlerden sizlere bahsedebilirim. Lüzum yok Bekir Ağa.
Ben o kıymetli hizmetlerin neler olduğunu öğrendim. Rüşvet, iltimas ve daha bir sürü yüz kızartıcı itham. Aman şehzadem, haşa huzurdan. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki yalan bunlar, iftira. Bunları bana değil, kadıları anlatırsın. Lala. Buyurun şehzadem. İrademdir. Bekir Ağa hakkındaki ithamlardan yargılansın. Ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Şehzadem, yalan bunlar. İftira şehzadem. İftira, alın iftira. Götürün. Kurban ediyorlar beni. Zindana atın. Şehzadem, acıyın bana şehzadem. Şehzadem, ben suçsuzum. Yemin ederim suçsuzum. Şehzadem, kıymayın bana. Şehzadem, kıymayın bana. Dinleyin beni şehzadem, kıymayın bana. Devam edin. Ne oldu Gülşah? Nedir bu yüzünün hali? Sultanım, bir mesele var. Size söylemeden halletmeye çalıştım. Lakin Gülfem Hatun her seferinde engel oluyor. Gülşah, uzatma, söyle. Valide Sultan'ın dairesini hazırlamamıza müsaade etmiyor. Ondan müsaade isteyen kim? Ben sana bir vazife verdim. Bunu dahi yapamayacaksan yanımda ne işin var? Sultanım, bağışlayın. Fakat kendisi baş haznedar. Ayrıca hünkârımızın kadını. Sümbül Ağa'ya da söyledim ama... Tamam, kes. Nerede şimdi? Az evvel... Valide Sultan'ın dairesindeydi. Gel benimle. Bu gece hazır ol. Seni kaçıracağız. Gülfem Hatun, ne demek oluyor bu? Ne hakla engel oluyorsun? Teamüller gereği bu dairenin boş kalması icap ediyor sultanım. Vaka hünkârımızın isteği de bu. Malum, Mahidevran Sultan'a da tahsis edilmedi. Seni ikaz etmiştim. Söylediklerim boşa gitmiş. Beni başkalarıyla karıştırma. Hele Mahidevran'la asla! Ben bir şey istiyorsam mutlak suretle alırım. Bu kez alamayacaksın Hürrem. Ne yapıyorsun sen Hürrem? Neyin peşindesin? Sultan, daha dün bu dairenin Mahidevran'a verilmesine engel olmuşsun. Validemizin aziz hatırasına saygısızlık olacağını söylemişsin. Doğru değil mi? Şimdi ise bu daireyi kendin için istiyorsun. Sultan, o günden bugüne çok şey değişti. Mahidevran azledildi. Paşamızın vaziyeti malumunuz. Ben de haremin idaresine getirildim. Gelir gelmez de bu daireye mi göz koydun? Yeterince vakit geçti. Sürekli boş kalamaz. Kalacak Hürrem. Burası hep boş kalacak. Neden biliyor musun? Çünkü burada sadece valide sultanlar oturur. Şayet bir gün evlatlarından birine taht nasip olursa, o gün bu daire sana verilir. Allah yazdıysa bozsun. Şimdi kendi dairene dön.
ve edebinle otur. Sizi arıyordum. Bana karşı birlik oldular. Hatice Sultan dairenin boş kalacağını söylüyor. Bana gelince hemen bir teamül icat ediyorlar. Sultanım, esasen hakları var. Usuller böyle. Zümbül usullere riayet edecek olsaydım şu anda yaşıyor olmazdım. O halde acele etmeyelim. Yakında hünkârımız sefere gidecek. O da eriye alacağım Zümbül. Duydun mu? Bari sultanın dairesi benim olacak. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem'in haremi dilediğince yönetmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanım, keşke hiç karışmasanız. Canınız sıkılacak. Günlerdir ben ne haldeyim, sen biliyor musun Gülfem? Hayatımı mahvetti. Onun yüzünden İbrahim'i kaybettim ben. Lakin bunun bedelini ödeyecek. Size yemin ediyorum. Doğduğuna pişman edeceğim. Aklınızda ne var sultanım? Ben ne yaşadıysam Hürrem'de onu yaşayacağım. Ne demek bu? Ondan kurtulmanın tek bir yolu. Başka bir kadın. Sultanım, validemiz bunu çok denedi. Onlarca cariye yolladı hünkârımıza. Lakin nafile, muvaffak olamadılar. Doğru. Hürrem kimseye müsaade etmiyor. Anında yok eder hatunu. Bu hep böyle devam edemez. Bir gün öyle bir hatun gelecek ki Hürrem'in aşkına da saltanatına da son verecek. Neresi burası? Topkapı Sarayı. Sultan Süleyman'ın sarayı. Bu sesler ne? Bizi buraya getiren adamı Barbaros'u karşılıyorlar. Bu kadar kâfi derhal toparlanma. Akşam olmadan önümüzdeki derbendi geçmemiz şart. Emredersiniz paşam. Hünkârımızdan hala bir ses seda yok. Belki de sultanımız söylemedi. Öğrenmişlerdir muhakkak. Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Orası öyle tabii de paşa. Paşa Hazretleri. Hünkârımız Hızır Reis'i payitahta davet etmişler. Dediklerine göre kaptanı Derya olacakmış.
İskender Çelebi, vazifenden azledilince seni ulak yapmak lazım. Hı? Zira kulağın bir hayli delik. Doğru. Kulağıma çok şey geliyor. Mesela sizin Nigar Kalfa'yla olan münasebetiniz. Aman paşam, aman. Dur. Yusuf gidip ver. Bırak sen de! Acele edin biraz. Deliler keşfe çıkmıştır. Onlar gelmeden bu iş bitmiş olacak. Bu nasıl karşılama paşa? Hızır reis değil de sanki hükümdar geliyor. Öyle de diyebilirsin Kasım Paşa. Zira kendisi denizlerin hükümdarı. Hızır Reis, saraya hoş geldiniz. Turgut Reis, Salih Reis, sizler de hoş geldiniz. Hünkârımız neredeler? Bizatihi karşılayacaklar sizi. Birazdan teşrif ederler. Bu kadar şaşaya ne gerek vardı paşa? Onca yol geldik. Fakat bir türlü boğazı geçemedik. Epeydir bekletiliyoruz. Bir an evvel hünkârla görüşmek isterim. Usul erkan böyle reis. Bekleyeceksiniz. Hünkârımız gelince eğilip eteğini öpmeniz gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Bu kaideleri bir yere yazıp yollasaydın be paşa. Biz şimdi hangi birini aklımızda tutacağız? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bekleyin. He? Unutmayın, eteğini öpeceksiniz. Gel Hızır Reis, yaklaş. Hünkârım. Payitahta hoş geldin. Hoş bulduk hünkârım. Aç, aç. 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 Geç. Geç, 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 geç. Oo, gönder oraya. Şimdi Bilal'ım, amma kalabalık. Ne yapacağız? Ne bileyim, ne yapacağız? La havle ve la kuvvete. İyi, iyi bu. Gel, gel. Gel. Hazır Reis'in de maşallahı var. Önüne kattığını getirmiş buraya. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye sunmak isterim. Elbette. Artık bir Osmanlı toprağı olan Cezayir'in anahtarını size takdim etmekten şeref duyarım hünkârım. Birbirinden yiğit reislerinle nice zaferler kazandın.
Osmanlı'nın senin gibi yiğit evlatları oldukça sırtı asla yere gelmez. Bu uğruna nice canlar feda edilen Cezayir, bundan böyle Osmanlı mülkünün en güzide toprağıdır. Asil hatunları ön taşlığa alın. Sığmazlar ağam. 30'a yakın hatun var. Hangi birini yerleştireceğiz oraya? Yahu onları da eski saraya gönderirsiniz. Oo. İyi tamam yeter. Hadi kalabalık yapmasınlar. Bunları da geri gönderin. Çabuk ol. Haydi Yılmaz. Yürü hadi yürü. Biz saraya girmeyeceğiz mi? Hayır. Nereye götürecekler bizi? Esir pazarına gideceksiniz. Esir pazarı mı? Sor sorma hatun. Yürüyün hadi. Yürü be hatun. Hadi be. Çabuk ol. Yürü. Ne oluyor burada? Hızır Reis'in hünkârımıza sunduğu cariyeler sultanım. Bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Gülfem. En güzellerini, en akıllılarını bul. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Aralarında Asil Hatunlar da var. Onlardan birini seçebiliriz. Bize asalet değil. Hünkârımızın kalbini yakacak bir ateş lazım. Charles Kane'e nefes aldırmıyorum hünkârım. Kıyılara inemiyor. Hele o gafil. Andrea Doria. Mütemadiyen kaçıyor. Kralı Charles Kane kaçarken o neden dursun? Tahmasp'ın da vaziyeti aynı. Cesaret edemiyorlar. Askerlerinden, halkından ve dahi hatunlarından da utanmıyor bu korkaklar. Yüce iradeniz karşısında bir gün hepsi diz çökecektir hünkârım. Bunu senin gibi yiğit beylerimle birlikte başaracağız. Hızır Reis. Cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı Derya olarak başına geçmendir. Şeref duyarım hünkârım. Fakat bu vazifeyle benim payitahta kalmam icap eder. Malumunuz ben hep denizlerdeyim. Ben seni payitahta oturasın diye çağırmadım. Akdeniz'e açılacaksın ve orayı bir Osmanlı gölü haline getirinceye dek savaşacaksın. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım. Lakin malumun üzere Seraskar İbrahim Paşa sefere çıktı. Hızır Reis evvela Halep'e Seraskar İbrahim Paşa'nın yanına gidecek. Sonrasında payitahta dönünce kaptanı Derya olarak vazifesine başlayacaktır. İskender Nigar'ı öğrenmiş mi? Aleyhimize kullanacaktır. Bilhassa askerler arasında yayılmasını sağlayacaktır. Hürrem Sultan'dan almıştır havadisi. Birlikte hareket ediyorlar, belli. Thank you.
oldu Gülfem? Halvet'e gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım, hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım hatunu. Ruhu bile duymadan sokarız as odaya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Bilecek ki engel olsun. Duyar duymaz harekete geçecektir. Belki de müdahale etmez. Malum hünkârımız epeydir hiçbir hatunu kabul etmiyor. Hürrem'den bahsediyoruz. Bu tehlikeyi göze almaz. Mutlaka engel olacaktır. Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin. Zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun? Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel mi? Oh, maşallah bir içim. Gülşah! Buyurun sultanım. Sümbül Ağa'yla birlikte yeni gelen carilerin hepsine bakın. En güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Haremin öte yanına geçmeyecekler. Sultanım. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Fatma Hatun. Artık Halvet'e hatunları sen mi götürüyorsun? Gülfem Hatun'un emri. Götür şu hatun taşlığı. Bir daha da boyundan büyük işlere kalkışma. Aklın havada onu biliyoruz. Kulağına ne oldu? Gülfem Hatun emretti diyorum sana. Baş haznedar. Fatma. O zehirli dilini koparmadan dediğimi yap. Aksi halde Hürrem Sultanımızın asabı bozulur. Peki sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Ne demek bu Gülfem? Neden azlini istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş.
Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle?